galiba Bursa, da en son DYP'li merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Teoman Özal döneminde açılmışlardı. Kentin değişik noktalarında irili ufaklı şubeleri vardı. Sonrasında faaliyetlerini görmedik, iş başına gelen diğer belediye başkanları buna gerek duymadılar. Şimdi ise iğneden ipliğe fütursuz ve insafsız zamların yapıldığı zor ekonomik bir süreçten geçiliyor. Tabiri caiz ise, devletin don gömlek satacağı günler geri gelmiş gibi. Merinos un, Sümerbank'ın mağazalarını hatırlarsınız. Orada, her bütçeye uygun ürünler olurdu. Şimdi ise halk, ülke genelinde tekel oluşturmuş market markalarına mahkum hale getirildi. Hafta sonu Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BESAŞİN Gemlik ilçemizde fabrika satış mağazası hizmete girdi. Burada BESAŞ ürünlerinin yanı sıra, diğer kooperatiflerin ürettiği gıda mamulleri de satılıyor. Mağaza açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Bozbey'in Bursalılara bir de müjde verdiğini gördük. Başkan Bozbey, Bursa'da yeniden tanzim satış mağazacılığını başlatmaya dönüp hazırlık yaptıklarını duyurdu. Bunu da besaş üstlenecek. Bursa'nın o kadar değerli markası var ki, hepsine bu mağazalarda raf verilmeli. Bu mağazalar profesyonel bir ekip tarafından yönetilmeli. Bursa'dan tıpkı İzmir'deki tarış gibi marka çıkarılmalı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu işi kotaracağına inanıyoruz halkın kamuya ait mağazalardan da alışveriş yapabilmesine dönük önemli bir adım atılıyor. Hükümet tarım kredi marketlerini açtı ama onların piyasaya çok bir etkisi görülmüyor. Çünkü, raflarında mevcut marketlerden bile pahalı ürünler görüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, nin tanzim satış mağazalarının rağbet göreceğine inanıyoruz. Halkın önüne seçenekler sunulmalı. Bunların tıpkı BESAŞ, ÖNE kuruluş amacında olduğu gibi piyasayı dengeleyici bir etkisi olacaktır. Direkt üreticiden alımlara öncelik verecek modelle Bursa'da bu işin tutacağını düşünüyoruz. Türkiye, nin önemli gıda ambarlarından biri olan Bursa'da açılacak tanzim satış mağazaları aracılığıyla hemşerilerimize ucuz, kaliteli ve hijyenik ürünler sunulmalı. Başkan Bozbey'in, semt lokantasının ardından tanzim satış hamlesi de kendisine ve partisine puan kazandıracak görünüyor. Zaten bu gidişle piyasalardaki yangında sönecek gibi durmuyor. Geçmişlerini andılar aşure geleneğini yaşatılar. İlimizde yüzlerce sivil toplum örgütü var. Bunların sayısının bir ara 3000'in üzerinde olduğu açıklanmıştı. Fakat çoğu faal değil. Aktif bir faaliyeti yok. İçlerinde Tüzük'teki kuruluş ilkelerine uygun hareket edenler de yok değil. Bunların çoğu köylerin Bursa merkezinde kurdukları dernekler. Bunlardan biri olan Harmancık, ilçemize bağlı Gedikören Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin önceki gün Ördekli Kültür Merkezi'ndeki hayır etkinliği ve Aşure programı büyük ilgi görmüş. Okuttukları Kur'an ve Mevlid ile ahirete göçmüşlerin yad eden Gedikören sakinleri, misafirlerine de aşure dağıtmışlar. Doğup büyüdükleri köyleri dışında şehir merkezinde de geleneklerini ve kültürlerini yaşatan STK'larımıza güzel bir örnek. Geçmişe minnet ve saygı var, misafire ikram var. G.Ö.R.E.N.D.E.R. -E -E Başkanı Mehmet Ayhan. I. Tanıyoruz. Fedakar ve çalışkan bir yönetici. Üç mahalleden oluşan köylülerini ekibiyle birlikte Bursa'da bir arada tutup, güzel işlere imza atıyor. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine de burs veriyorlar. Şehrimizde böylesi faal STK'larımızın sayısı çoğalmalı. Emek verenleri kutluyoruz. Akçalardaki yeni, semtler okul istiyor. Hızlı şehirleşme, sanayileşme, göç, mülteci yığılması kentlerin eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve benzeri gibi sorunlarını ne yazık ki, her geçen gün büyütüyor. Bu yüzden okul ve derslik açığımızda yenileri yapılmasına rağmen bir türlü kapatılamıyor. Nilüfer, D. Akçalar'da oturan Müge Öner adlı okurumuz elektronik postamıza gönderdiği iletiyle ilçedeki okul ve derslik sıkıntısına dikkat çekmiş. Burada yeni yerleşim yerleri sürekli olarak yapılmakta ve yoğun bir nüfus yükselişi var. Fakat okul yetersiz. Sabahça öğlence olacak şekilde ikili öğretim yapıldığı halde sınıflar 40 kişilik. Buraya yeni okul yapılmasını talep ediyoruz. İl Milli Eğitim ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim'e de defalarca gidildi fakat bir çözüm bulunamıyor. Bursa'da yeni okul yapımına başlayacaklar arasında ilk sırada olmamıza rağmen bağışçı bulunamadığı için bir türlü yeni okul yapılmıyor. Bu konuda belediye başkanımızın bir şeyler yapacağı umuduyla yazmak istedim. Okul yeri var, zemin etüt çalışmaları yapılıyor fakat okul inşaatı bir türlü başlamıyor. Bu konuda sesimizi duyuracak kimse bulamıyoruz. Bursa'nın en hızlı gelişen semtleri Akçalar, Kayapa mahalleleri. Buranın okul ve derslik planlamasında demek ki geç kalınmış. Yeni yerleşimler doldukça bu sıkıntı daha da büyüyecektir. Buradan ilgililere biz de iletmiş olalım.